Aç ağzını. Mişti. Hey, böyle olur mu Rockstar? İyileşmek için ilaçlarını alman gerek değil mi? Hadi, uslu kızım, hadi gel. Anne, ama bu ilaç çok acıymış. Acı falan değil mi işte? Baba, beni annemden kurtar. Aa, annemden kurtar demek. O doktor sana kocaman iğneyi yaptı ama sen bana izin vermiyorsun. Anne, o amca çok akıllı. Bana öyle şakalar yaptı ki iğnenin acısını bile hissetmedim. Hem sen o amca gibi gülümsemiyorsun da. Öyle mi? Kızımız bir günde doktor amcasının hayranı olmuş demek. Anne çok iyi biri. Onunla tanışırsan sen de. Hadi uslu kızım, ilacını iç. İçmen gerekiyor. Ha, baksanıza bu doktor Süpermen falan sanırım. Şimdi adını andık, telefon ediyor. Mişti. Sanırım şimdi hapı yuttu. Evet, buyurun doktor bey. Alo İşan. Mişti nasıl şimdi? Daha iyi mi? Dün için tekrar üzgünüm gerçekten. Ya hayır hayır, sorun değil. Artık olan oldu. Ha, evet, bir şey isteyecektim senden. Sorun nedir? Komplikasyon falan mı? Evet, bir komplikasyon var. Ve o komplikasyonun adı da Mişti. Bir türlü ilaç içmiyor. Buna mı komplikasyon diyorsun? Telefonu ona versene. Ben hemen bu sorunu çözerim. Bir de sen konuş. Belki içer. Alo Mişti? Ne oldu? Boğazın mı ağrıyor yoksa? Neden öyle konuşuyorsun? Düzgün konuş. Anca düzgün konuşursam annem ilacı ağzıma tıkar. Biliyor musun? Sen şu küçük kuzguna benziyorsun. Konuşmayan küçük bir kuzgun varmış. O da tilkinin yanına gitmiş ve ona demiş ki sen nasıl bu kadar yüksek sesle konuşabiliyorsun? Uuu diye oluyorsun. Tilki de demiş ki merak etme sen de benim gibi konuşabilirsin. Şurada bir gölet var ya. Onun suyu biraz acıdır. Ama eğer o göletin suyundan küçük bir kaşık içersen sen de benim gibi bağırabilirsin demiş. Ve eğer o göletin suyundan içmezsen hayatının sonuna kadar konuşamazsın demiş. Şimdi baksana eğer sen de o ilaçtan bir yudum içersen o zaman sen de tilki gibi bağırabilirsin. Gördün mü? Bu doktor da ne kadar enteresanmış. Gören de çocuklara büyü yapıyor sanır. Bu arada ben çocuklarla arası bu kadar iyi bir doktor tanımıyorum. İşan, bizim bu adamla arkadaş olmamız gerek. Hem doktor hem de Mişti'nin en yakın arkadaşının babası. Düşünüyorum da onu bu akşam Diwali yemeğine mi çağırsak? Mişti, hadi telefonu ver. Alo doktor bey? Evet, buyur. Sizi bu akşam Diwali yemeği için evimize davet etmek istiyorum. Hayır, hiç önemli değil. Buna hiç gerek yok gerçekten. Aa dostum, gerek yok da ne demek? Mişti ile Pari yakın arkadaşlar. Evet ama Diwali yemeği bir aile yemeği değil mi? Siz ailemizden değil misiniz? Pari ve Mişti birbirlerinin ruh ikizi. Bak dostum, cidden söylüyorum. Ben restoran işletiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu evin annesinin elinin bir lezzeti var. Yemeklerini ye, dünyanın hiçbir yerinde böyle yemek bulamaz. Şimdi sen düşün. Anne yemeği diyorsun yani. Pes ediyorum. Mutlaka geleceğim. Tamam. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akşam Pari geliyor. Şimdi biraz dinlen. Akşam onunla oynamak istiyorsun değil mi? Hadi. Aferin sana. Sesi bir yerden tanıyorum gibi geliyor. Aldı o. Geri dönmüş. 6 yıl sonra Amerika'dan geri dönmüş. Git. Nereye gitmek istiyorsan oraya git. Çok fena bir yanık kokusu geliyor. Ne yaktın kızım sen? Ah,
Ah, bir çayı bile yapamıyorsun değil mi? Büyük anne, anne. Ben Pari ile anne babasını akşam yemeğine çağırdım. Düşünüyorum da ben gidip biraz Divali hediyesi alayım. Anne? Ne oldu? İyi misin sen? Hadi Molly, acele etsene. Ne kadar geç çıkarsak o kadar trafik olacak. Anne sen iyisin değil mi? Ben dışarı çıkacağım. Molly acele et. Hadi hadi. Hoşça kal büyük anne. Güle güle. Görüşürüz. Hoşça kal anne. Güle güle canım. Çayın içine tuz mu attın sen? Tanrım sen koru. Aklın nerede hiç anlayamıyorum. Geri dönmüş. Ne? Sen ne geveliyorsun öyle? Kunal. Kunal. Bu şehirde. Ne? Ben bugün onu mabette gördüm. Tanrı bugün bana oğlumu gösterdi. Kes şunu artık. Sen sürekli Kunal'ı düşünüyorsun ya. O yüzden başkasını o zannetmişsindir. Hayır anne. Bugün mabette gördüğüm oydu. Kunal'dı o. Benim Kunal'ım bunca yıl sonra. Gerçek. Ne dedi peki? Ne söyledi? Bunca yıl sonra ne? O beni görmedi anne. Ben onu gördüm. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Şanslı mı? Neyin şanslı? Molly bir öğrenirse neler yaşar düşünebiliyor musun? Kim bilir? Ne hale gelir zavallı kız? Anne o benim oğlum, buna sevinmeye hakkım var. Evet var tabii. Ama kızım sana acıdan ve hüzünden başka hiçbir şey vermeyecek bir yola girme sakın lütfen. Yemin et bana. Yemin et Molly'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. Ama Kunal benim oğlum. Hayır Radhika, hayır kızım. Molly yaşadıklarını büyük zorluklarla atlattı. Bırak da şu hayatta biraz olsun mutlu olsun. Mişti babasının kim olduğunu bile bilmiyor kızım. Bak eğer Kunal geri dönerse bir fırtına gibi gelecek ve her şey birden yok olacak. Seni anlıyorum kızım. Kalbim kırılıyor biliyorum. Sen onun annesisin. Kaç yıl sonra? Molly geçmişiyle yüzleşebilecek durumda değil kızım. Sadece bu son günlerde hayatına devam edebileceğine dair biraz olsun ümitlenmeye başladım. Onun yolunu kesme kızım lütfen. Tekrar mutlu olmasını bekle. Ama Molly... anne... Bugün Diwali. Biraz daha dişini sık olur mu? Kaç yılı onsuz geçirdik. Biraz daha bekle. Molly'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. En azından bugün söylemeyeceksin ha? Şu Diwali günü senden başka hiçbir şey istemiyorum kızım. Sadece bu sözü vermeni istiyorum. Molly'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. Bana söz verirsin öyle değil mi? Radhika, bana söz verirsin değil mi kızım? Teşekkür ederim. Solucan falan mı?
Hey, solucan falan değil bu. Ben yeri test ediyorum. Bitmesi biraz vakit alacak. Of ya, biraz acele et. O kadar vaktimiz yok. Öyle mi kızım? Sen bitirince vaktimiz yok, öyle mi? Daha Miştin'in evine gideceğiz. Her şeyi benim hatırlatmam gerekiyor. Aa, doğru. Evet, doğru. Hem doktor hem de Miştin'in en yakın arkadaşının babası. Düşünüyorum da onu bu akşam Diwali yemeğine mi çağırsak? Şey, baksana kızım, sen Miştin'in annesiyle tanıştın değil mi? Tabii tanıştım. Beni kamptan alan da oydu. Evet. O zaman adını biliyorsundur. Tabii ki biliyorum. Neydi adı? Miştin'in annesi. Vay canına. Vay canına. Ne kadar da zekisin kızım. Kızım, başka bir adı vardır değil mi? Hatırlamıyorum. Biz büyüklere isimleriyle hitap etmiyoruz ki. Üzgünüm kızım, üzgünüm. Tamam mı? En güzel süslemeyi sen yapmışsın. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü annesinin Paris'i aynı annesi gibi süsleme yapıyor. Bire bir. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim baba. Bir şey sorayım mı? Tabii, sor. Şimdi Mişti benim en yakın arkadaşım ya. Annemin de bir yakın arkadaşı olmalı. Mişti'nin annesi gibi olabilir mi? Evet. Vardı. Onunla tanışmak istiyorum. Bu bayram onunla tanışalım mı? Ben sensiz yaşayamam. Ben eski kunalı geri istiyorum lütfen. Lütfen Molly, çok üzgünüm ama bu kunal senin eski kunalın değil. Bu kunal artık Nandini'yi seviyor. O bizimle görüşmek istemez kızım. Annenin yakın arkadaşıyla neden tanışmak istiyorsun? Sen bu bayram kendi yakın arkadaşına görüş. Hadi al telefonu. Fotoğraf çek ve Mişti'ye gönder. Hadi çabuk. Mişti arıyor. İşan, içeri girerken izin istemene gerek yok. Gel lütfen. Ne oldu? Ne oldu? Niye öyle bakıyor? Neden? Sana bakamaz mıyım? Sen benim müstakbel eşimsin. Ve çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. İşan, hadi aşağı inelim. Pari'nin ailesi gelecek. Hadi gidelim. Aa, bu arada annesini davet ettin değil mi? Tabii ki ettim. İşan, bu sana da tuhaf gelmiyor mu biraz? Biz ne zaman konuşsak babasından bahsedip duruyor. Babam şöyledir, böyledir diyor. Ama annesi hakkında hiçbir zaman bir şey söylemedi. Geliyorlar işte. Görüşünce sorarsın. Doğru. Hadi gidelim, çok geç olacak. Ne oldu? İyi bayramlar. Belki bu yeni yılda beni seversin. Tanrım, ne kadar abartıyorsun sen de. Abartmıyorum. Gerçek. Seninle evlenmeyi istiyorum. Hadi aşağı inelim. Babası gelir birazdan. Paninin babası bekleyebilir. Bu ne? Baksana.
Sana çok yakışacak. Ne şimdi büyük anne? Geliyorum işte. Neden düdüklü tencere gibi ıslık çalıyorsun? Burada neler pişirdiğinizi ben de görmek istedim. Hı? Molly? Evet büyük anne. Sen hala burada mısın? Aşağıda herkes maytapları yakmış, seni bekliyor kızım. Tamam, hemen geliyorum. Molly? Diwali'n kutlu olsun canım. Mutlu Diwali'ler. Mutlu Diwali'ler. Baba, göreceksin. Şimdi Misty'nin evinde çok eğleneceğiz. Oradaki herkesi seveceksin. Peki ama Misty nerede yaşıyor? Arabayı nereye süreceğim? Of ya, o bana adresi göndermemişti. Telefonunu ver. Evet Pari. Amca, siz bize adresi göndermemişsiniz. Ben oraya nasıl geleceğim? Üzgünüm kızım, unutmuşum. Hemen gönderiyorum, tamam mı? Adres gelmiş mi? Baksana. Gelmiş. Hadi. Pari, emniyet kemerini tak. Şimdi haritadan bakıp bana konumu söyler misin? Tabii ki baba. Ben tarif ederim. Al bakalım hanımefendi, bana yolu tarif et, tamam mı? Tamam. Düz mü gideyim, sağdan mı? Düz git baba. Baba şimdi sağa dön. Tamam. Baba sol sol. Bari biz doğru yolda mıyız? Bir yere dönmeyecek miyiz? Tabii baba, doğru yoldayız. Pari, sen yanılıyorsun. Sanırım yanlış yola saptık. Sen telefonu bana ver, ben de bakayım. Hayır baba, geldik işte. Ben biliyorum baba. Hadi beni takip et.
Bunlar boşanma belgeleri. Hemen, şimdi seninle aramızdaki her şey bitmiştir. Bizim ev bu binadaydı. Yani şimdi Miştin'in ailesi burada mı yaşıyor? Miştin'in evine giderken ya annem, büyük annem ya da Mori ile karşılaşırsam ayrı. Dikkatli olmam gerekiyor. Mutlu Diwali'ler Mişti. Mutlu Diwali'ler Pari. Nasılsın Mişti? Ben iyiyim Pari. Turp gibiyim. Mutlu Diwali'ler nasılsın? Mutlu Diwali'ler teyze. Mahtaplarla oynamak ister misin? Mişti hadi yak bakalım şunu hadi. İnşan. Evet. Sen onlarla ilgilen ben ha, ailesini karşılayacağım. Tamam tabii. Gelin kızım. Gelin böyle gelin. Benim yakışıklı babam. Yakışıklı değil mi? Evet amca, bu da benim annem. Güzel annem benim. Peki beni kim tanıştıracak? Hı? Ben kimin nesiyim? Ve bu da benim babam. Mutlu Diwali'ler Bay Malhotra. Size de Bay İşan. Mutlu Diwali'ler. Teşekkürler. Bay Malhotra, eşiniz gelmedi mi? Mişti, ellerini göster. Bakayım, ne kadar kirli. Hep maytap patlatmaktan. Gel hadi, gel şuraya. Ellerini yıkayacağız. Pari. Gelin. Çocuklar işte. Ne kadar oyuncular. Buyur.
Sen git, ben geliyorum. Müsaadenle, hemen geliyorum. Anne, biraz daha oynasaydık keşke. Sizi yaramaz kızlar. Hadi, gelin oynayalım. Yani maytap patlatmaya gideceğiz. Sen oğlum benim. Annene geri mi döndün? Nasılsın? Söyle, anlat bana. Sen nasılsın? Nasıl olabilirim? Evladının unuttuğu, terk edip gittiği bir anneyim Hayır işte. Hayır anne. Ben seni hiçbir zaman unutmadım. İstersen beni azarla. Bana bağır. Ama bu şekilde uzaklaşma. Sarıl bana hadi. Oğlum benim. Seni her gün çok özledim. Seni defalarca aradım ama konuşacak cesaretim olmadı. Baba. Baba gidelim. Maytap patlatacağım. Burada ne yapıyorsun? Lütfen baba gidelim. Kunal sen. Sen Pari'nin. Eğer bir annenin acısını anlıyor olsaydın buradan uzun zaman önce giderdin ama yok. Sen bir annenin acısını anlamıyorsun ve sana beddua ediyorum. Bu acıyı asla anlama. Tanrı sana asla bir çocuk vermesin. Kızım sen git. Gitmiştiyle oyun oyna. Ben geliyorum. Söz mü? Söz. Kalpten söz mü? Kalpten. Yaşasın.
Kunal, Nandini de burada mı? Söylesene. Radika, misafirler geldi mi? Kiminle konuşuyorsun? Kunal senin Kunal'ın değil. Bu Kunal artık Nandini'yi seviyor mu? Bunlar boşanma belgeleri. Hemen, şimdi seninle aramızdaki her şey bitmiştir. Sana. İyi misin? Anne! Senin annen değilim ben. Ben Mihtin'in annesiyim. Pari. Teyze Maytap'tan çok korkuyor. Hem de senden de fazla. Sadece belli etmiyor. Mişti, Maytaplarla oynadığınız yeter. Hadi gidelim. Ama anne, daha yeni başladık. Herkes patlatıyor, lütfen. Hem Pari daha yeni geldi, değil mi? Daha Pari'nin babasıyla da Maytap patlatmamız gerekiyor. Söyledim, değil mi? Maytaplarla oynadığınız yetti. Yeter. İnatlaşma, hadi. Teyze, Mişti'yi neden götürüyorsun? O Maytap'tan korkmuyor ki. Sen git ve dinlen. Ayrıca daha akşam yemeğine gideceğiz, değil mi? Mişti, hadi biz gidelim. Hayır Mişti, hiçbir yere gelmeyecek. Söyledim, değil mi? Hadi. Hem yemeğe falan da gitmeyeceğiz. Hadi gel yürü. Teyze Maytap'tan o kadar mı korkuyor? Evet kızım. Çok korkuyor. Bu neden gelmiş? Radika, ona hemen şimdi buradan gitmesini söyle. Onu burada istemiyorum. Bizimle bütün bağını koparıp gitmiştin. Neden geldin? Radika, ona buradan gitmesini söyle hemen. Thank you.
Lütfen beni bir dinle. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Bana bağırabilirsin. Ama... Defol git buradan, defol! Oğlum! Elini mi yaktın? Ah Tanrım! Özür dilerim. Anne, ona gitmesini nasıl söylerim? Bunca yıl sonra geri dönmüş. Bunu ona söyleyemem anne. Bize iyilik mi yapmış yani? Onu biz mi buraya çağırdık? Bizi terk edip gitmişken şimdi neden geri dönmüş acaba? Onsuz yaşıyorduk. Mutluydu. Gelecekte de mutlu mesut yaşayacağız biz. Sor ona, bir şey mi isteyecekmiş, sor. Yoksa hemen buradan gitsin, hemen. Ona söyle, ihtiyar daha ölmedi. Öldüğüm zaman ona haber verirsin, cenazeme gelir artık. Büyük anne. Büyük anne. Ben seni çok özledim. Kulağım. Oğlum, canım oğlum benim. Oğlum gelmiş. Ben seni kaç yıldır bekliyorum oğlum. Büyük anneni hiç mi görmek istemedin söyle. Neden Pari'nin babası Pari'nin babası deyip duruyorsun? Söyledim sana yemeğe falan gitmeyeceğiz. Tartışma benimle. Pari'nin babası benden daha mı önemli oldu? Hadi yürü. Gidiyoruz. Molly. Kızlar şöyle yapıyoruz. Siz oyun oynayın. Ama yaramazlık yok. Tamam mı? Size güveneyim mi? Tamam. Nişte. Molly. Ne oldu sana böyle? Akşamdan beri bir tuhaf davranıyoruz. Molly ben hala anlamadım. Neden yemeğe gidemiyoruz? Bay Malhotra bizi davet etti sonuçta. Nişan sen neden Nişte'yi oynamaya gönderdin? Yeterince oynadı zaten. Nişte gel buraya. Molly, sakin ol. Ben sana bir şey soruyorum, sen başka bir cevap veriyorsun. Söylesene, hadi. Bay Malhotra gelince ne oldu? Akşam yemeğine neden gidemiyoruz? Hayır, gidemeyiz yemeğe. Ona da söyledim. Nişte, Nişte buraya gel. Ama neden gidemiyoruz hayır, Molly? Hayır, Kunal ve kızıyla yemeğe gitmek istemiyorum. Neden anlamıyorsun? Ama neden Kunal hayır, ve neden kızıyla... Hayır, neden gidiyor anlamıyorum. Nişte! Molly, Kunal ve kızıyla yemeğe gitmek istemediğini söyledi. Demek istediğin bu... Kunal... Doktor Kunal Malhotra mı? Yani eski koca.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.